Nutuk. Seslendiren Doktor Tamer Akça. Bölüm. Osmanlı devlet adamlarının belirgin özellikleri. Efendiler, bu gibi tavsiyeleri İstanbul hükümetlerinden çok dinlemiştik. Bizim saldırıdan kaçınmamızı tavsiye eden hayırseverin karşısındaki kimse, işittiğini bir gramofon gibi bize ulaştırırken, bu hayırsevere bize saldırıdan kaçınılmasını, gerekenlere tavsiye edip etmediğini sormuş mudur acaba? Aldığımız cevap olumsuz idiyse, onun hayırseverliğine nereden karar vermişti? Vatanımızı işgal edenlerin kamuoyunu gücendirmemeyi tavsiye edenlere, vatanı işgal edilen milleti niçin incittiklerini ve incitmekte devam ettiklerini sormamak, neden bu Osmanlı devlet adamlarının belirgin özellikleri olmuştu? Kısacası, saygıdeğer efendiler, görülüyor ki Tevfik Paşa ve arkadaşlarıyla temelde düşünce ve görüşlerde anlaşmak mümkün olamıyordu. Nihayet konu meclise getirildi. Meclise iki teklifte bulundum. Birisi memleketin durumunu ve milletin gayesini İstanbul'a açıkça bildirmek, ikincisi ayrıca davet yapıldığında Londra'ya bağımsız bir kurul göndermekti. Her iki teklifim de kabul edildi. Efendiler, meclisin görüş ve kararını Tevfik Paşa'ya bildiren telgraf aynen şöyleydi. Londra konferansına davet dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, Bakanlar Kurulu Başkanı Fevzi Paşa Hazretleri ile İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretleri arasındaki telgraf haberleşmeleri genel kurulda okunmak şekliyle meclise bilgi verildi. Tevfik Paşa Hazretleri tarafından ileri sürülen görüşler, memleketin bugünkü durumu üzerinde kendilerinin açık bir görüşe varmaktan pek uzak olduklarını bize üzüntüyle gösterdi. İstanbul'da Ateşkes Anlaşması'ndan beri iki türlü hükümet birbirini takip etmiştir. Biri damat Ferit'in başkanlığı altında çeşitli kimselerin katılmasıyla kurulan hükümetler ki her ne pahasına olursa olsun İtilaf devletlerine karşı kesin olarak boyun eğme düşüncesini temsil etmiş ve memleketin kendi hakimiyet haklarını devam ettirmek için yaptığı sürekli fedakarlıkları düşmanlarla birlikte çalışmak şekliyle sonuçsuz bırakmayı özel bir politika haline getirmişti. Bu düşüncenin peşine takılanlar, memleketin kötülük ve hainliğe elverişli ne kadar nankör evladı varsa hepsini kışkırtarak ve silahlandırarak milli savunmaya kendilerini adayan vatanseverler aleyhine hiç durmadan kullandılar. İslam şeriatı adına yayınlanan sahte fetvaların Beylerbeyi ünvanı ile ödüllendirilen anzavurlarla vatanın bağımsızlığı ve savunması aleyhine etrafa gönderdiği maddi ve manevi zehir ve bozgun kuvvetlerine karşı Anadolu aylarca çarpışmaya mecbur oldu. Onlar düşmanlar hesabına cephelerimizi kaç defa arkadan vurdular. Müslümanlığın ilk asrından beri şeref ve hak din adına cihat eden milletimiz, tarihimizin ilk günlerinden beri devlet ve memleket ne zaman tehlikeye düşmüşse kanını bol bol akıtmaktan geri durmayan milletimiz, bu defa büyük vatandan arta kalan son parçada, son kaleye çekilmiş en son savunmasını yaparken, hükümet adını alan kurullar, düşmanlar hesabına, düşman safları arasında kendi milletleri aleyhine çalışıyorlardı. Bizans'ın son günlerinde Fatih'in teslim davetine karşı Allah'ın bana bir emaneti olan bu memleketi ancak Allah'a teslim ederim diyen son Bizans imparatorunun tahtının mirasçısı bir hanedandan gelme bugünkü halife ve sultanın hükümeti esir olmamak isteyen milleti kendi eliyle bağlayarak düşmanlara teslim etmeye çalışıyordu. Bu birinci aşama o hükümetlerin ve onlarla birlikte olanların bozguna uğramasıyla son buldu. İkinci türlü hükümet, Tevfik Paşa'nın başkanlık ettikleri kuruldur. Bunlar, gaye bakımından Anadolu savunmasına taraftar olduklarını söylemekle birlikte, uygulama bakımından memleketin samimi olarak elde etmek istediği barışa asla affedilmeyecek bir gaflet ve inatla engel olmakta devam ediyor. Saltanat Şurası'nda İtilaf Devletleri'nin uzattığı esaret belgesini ayağa kalkarak ve saygı göstererek kabul ve imza eden devlet adamları ve ayan üyeleri, bütün memlekette hiçbir hak ve yetkiyi temsil etmeyen geçersiz bir kuvvet durumundadır. Anadolu ve İstanbul, bağımsızlıkla esaretin, hürriyetle mahkumiyetin birbirine zıt ve ters düştüğü iki ayrı parça halinde kalmıştır.
Biz memleketin esir edilmiş, iradesini kaybetmiş parçasını hür ve bağımsız olan kısma katmak istiyoruz. İstanbul'un devlet adamları bütünü oluşturan ve bütün bir düşmanlık dünyasına karşı kendisini şeref ve sağlamlıkla savunan hür kısmı esir ve mahkum durumdaki küçük parçaya bağlamak ve katmak istiyorlar. Bütün Anadolu'yu, hürriyet ve bağımsızlığına aşık bütün memleket çocuklarını ve bugünkü zulüm görmüş İslam dünyasının ruhunu temsil eden Büyük Millet Meclisi, İstanbul'un hasta ve hürriyetten yoksun bir kuruluna boyun eğmeyi hiçbir zaman kabul edemez. Meclisimiz tarafından kabul ve ilan edilen ve bütün memlekette uyulan Teşkilat-ı Esasiye Kanunumuz gereğince egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin yasama ve yürütme gücü ise onun gerçek ve tek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde toplanır. Bu temel ilkeler karşısında delegelerimizin İstanbul'a giderek oradan seçilecek bir kurula katılmasına ve oranın vereceği bir yetki belgesiyle dünyaya karşı milli davamızı savunmayı üzerine almasına imkan yoktur. Eğer isterseniz, fiili ve haklı olarak mutlak bağımsızlığı bulunan bütün idari teşkilatıyla memleketi yöneten, ordularıyla doğuda ve batıda düşmanları ezerek memlekete barışın yollarını açan meclisimizin delegeler kurulunu memleketi temsil edebilecek tek kurul olarak tanırsınız. Yoksa biz kendi kurulumuzu kendimiz göndermek kararını zaten almış bulunuyoruz. Bizce istenilen ve gerekli görülen bu kararımıza verilecek cevabın bir takım sözler değil, fiili davranışlar olmasıdır.